بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
Sadakallahu'l-Azim. Merhaba sevgili seyirciler. Hepinizi Türkmeneli Ruh ve İnanç programından saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Sevgili seyirciler, bugün konumuz müminin mümin üzerindeki hakları. Bir şair diyor ki, Zenber'de civan pire, keman tire muhtaç. Mebde-i alemde herkes birbirine muhtaç. O halde birbirimizin üzerinde haklarımız var. İslam dini komşu hakkına çok önem veriyor. Yani genel olarak baktığımız zaman birbirimize karşı hakkımız var. Sorumluyuz. Komşu hakkı var. Komşunun yakını, bizim yakınımızda birileri hasta olunca onu ziyaret etmek zorundayız. Müslümanlığın, İslam'ın gereği bu. Dinin gereği bu. İmanın gereği bu. Kardeşliğin gereği bu. Biz dinde kardeşiz. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Hele bugün birlik ve beraberliğe ne kadar muhtaç olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Allah-u Teala bizi imanda kardeş etmiş. Onun için bu birbirimize olan haklarımız bu açıdan çok önemli. Dayanışma, birlik ve beraberlik İslam'ın temel esaslarından biridir. Onun için Allah-u Teala وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَا. Evet, Allah diyor ki, ey inananlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, Kur'an'a sarılın, parçalanıp bölünmeyin.
Müslümanların parçalanması, düşmanların bizi çerçeve içerisine almaları mümkündür. Onun için biz birlik ve beraberlik içinde, dayanışma içinde yaşayacağız inşallah. Evet değerli kardeşlerim, konumuz müminin mümin üzerindeki hakları. Bu konuda her zaman olduğu gibi konuğumuz değerli hocamız Abdullah Bozkurt. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre İşleri Müdürü, Ankara Müftülüğü'ne bağlı. Gördüğünüz kardeşimiz Mustafa Akbaş, Ankara'da cami imamı kardeşimiz. Onunla birlikte inşallah bir tasavvuf müziği icra edeceğiz. Evet, kanunumuz var. Tancı Durak, Kültür Bakanlığı sanatçılarından. İnşallah güzel bir zaman geçirmenizi diliyoruz. Evet, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hamdolsun. Allah'a böyle güzel programda daha güzel oluyoruz. İnşallah. Bütün izleyenlere sağlıklar, merhamet, sağlıklar, afiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin inşallah. Peygamberimiz diyor ki, selamı aranızda yayınız. Yayınız. Yani birbirinize selam veriniz. Buyurun. Evet değerli hocam, yine güzel bir konu, güzel bir program olacak inşallah. Konunuz da güzel. Müminin mümin üzerindeki haklarını söylemeden önce, tabii onu da yine ayet ve hadislerle söylemeye çalışacağız. İnsanın bir tarifini yapmak gerekir. Evet. Estağfirullah, Kur'an'ın ifadesiyle وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Ademoğlunu en şerefli bir varlık yarattık diyor Allah. Çünkü kainata baktığımız zaman canlılar alemi var, cansızlar alemi var. Canlılar aleminde bitkiler, hayvanlar ve insanlar var. Cansızlar aleminde sayabileceğimiz yeryüzü, gökyüzü, yıldızlar, güneş, ay, gezegenler vesaire. Bütün bu yaratılmışlar içerisinde en şerefli varlık insan. Kur'an'ın ifadesiyle. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Biz Ademoğlunu şerefli, en şerefli bir varlık olarak yarattık. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Ona karada ve denizde binikler bahşettik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Ona temiz rızıklardan da onu rızıklandırdık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ Ve birçok yarattıklarımız üzerine onu faziletli kıldık. Şimdi buradan hareketle yine Tin suresinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ayetinde biz İnsanoğlunu en mükerrem bir varlık, efendim en şerefli bir varlık, tas tamam bir varlık olarak لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel bir surette, biçimde yarattık diyor Cenab-ı Hak. Şimdi bu ayetlerden hareketle alimlerimiz insanı şöyle tarif etmişler değerli hocam. İnsan konuların konusu, varlık ve hilkat aleminde bütün kıymet çizgilerinin hareket noktası olan yegane hikmet ve mana hazinesidir. Hangi konuşmacı, zat-ı aliniz, hangi profesör, hangi müderris, hangi vaiz, hangi hatip dünya veya ahirete taalluk eden bir meseleye girecek olsa ser levhası insan olmalıdır. Neden? Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Yani tek başına bir varlık değil, bir ağaç gibi aynı yerde durmaz. Efendim bir hayvan gibi affedersiniz sadece kendisine verilen görevi yapmaz. İnsanoğlunun görevi karışıktır. Çok karmaşık bir görevler silsilesi içinde yer alır. Değişik görevleri vardır. İnsanın Allah'a karşı olan görevi vardır, kendisine karşı olan görevleri vardır, ailesine, çevresine karşı olan görevleri vardır. Bir de diğer müminlere karşı olan görevleri vardır. Dini Bugün ve onu içtimai, sayacağız inşallah. Dini tabii, ve içtimai sosyal görevleri var. Sosyal görevleri var. Mesela yardımlaşma bunların içinde. Sosyal. Sosyal bir görev. Evet. Hadis-i şerifte şöyle diyor aynen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakkul müslimi alel müslimi kamsun. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Bir başka rivayette, Müslim'de geçen başka rivayette sittün diyor. Ona bir altıncıyı ekliyor. Nasihatı da ekliyor. İsteyene nasihat vermek. Şimdi insan sosyal bir varlık olduğu için tek başına yaşayamaz.
eşi olacak, çocukları olacak, komşuları olacak, mahallesi olacak, kasabası olacak, ilçesi olacak, şehri olacak, vatanı olacak, milleti olacak, bayrağı olacak, sancağı olacak. Peki bunları olurken de birbirlerine karşı görevleri olacak, sorumlulukları olacak. Eyahsebul insanu en yutrake süden, biz insanoğlunu başıboş yarattığımız mı zannediyor? İnsan başıboş yaratılmamış bir varlıktır. Bunu Peygamberimiz sayarken hakkul müslimi alel müslimi hamsun, Müslümanın Müslüman üzerindeki görevi beştir. Bir, raddü selam, selamlaşmak. Çok önemli. Neden? Selam nedir? Bir müminin diğer bir mümini gördüğü zaman esselamu aleyküm veyahut da selamun aleyküm veyahut da esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Bunu söylediği zaman demek istiyor ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Ey kardeşim, benden sana zarar gelmez. Bir mümin bunu yaptığı zaman karşı tarafta ona güveniyor. İşte güvenin tesisini selamla başlatmış oluyoruz, sağlamış oluyoruz. Yeni dünyada merhaba dese ne olur? O da olur. Olur mu? Elbette olur. Yani o da mesela efendim İngilizler, diyelim ki İngilizce konuşanlar good morning diyor. Öğleden sonra good afternoon diyor. Akşam olunca good evening diyor. Yatarken good night diyor. O da kendine göre selamdır. Ama biz esselamu aleyküm dersek hem selamlaşmış oluruz hem de Peygamberimizin dilinden söylediğimiz için Peygamberimiz öyle söylemiş. Hem de sünnet sevabı kazanırız. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki sizden biriniz iman etmedikçe de cennete giremez. İman etmedikçe hiçbiriniz cennete giremez. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Gerçek manada, kamil manada elbette. Evet. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz ameli size söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Efşü selam, aranızda selamı yayın. Demek ki selamlaşmak muhabbetin birinci şartı. Diyorsun ki benden sana zarar gelmez, bana güvenebilirsin. Evet. O da diyor ki, başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki size birisi bir selam verdiği zaman ona aynıyla mukabele edin veyahut da daha güzel bir selamla onun selamını iade edin. Yani, ve aleyküm selam ve rahmetullah deyince sen de diyorsun ki ey kardeşim senden bana zarar gelmeyeceğini ben biliyorum. Ama inan ki benden de sana zarar gelmeyecektir. Selam evet, budur. Selam mütevasıyla baktınız şimdi. Mesela uzaktan adama el sallıyorsun. Bu da bir selam yani. Tabii. Uzaktan bağırsan zor duyulacak ama işaretle. Tabii. Evet. Onun şeyi ayrıdır hocam. İnnemel amalü binniyet. Elbette. Onun tabii teferruatı vardır. Evet, mesela kolaylık az çoğa selam verir. Evet. Yokuş aşağı inen, yokuş yukarı çıkana selam verir. Niye? Evet. O çünkü zaten nefes nefese yokuş çıkıyor. Sen biraz daha rahatsın. Merdiven inen merdiven çıkana verir mesela. Yani biz incelikleri vardır. 1990 yılında Rusya seyahatinde rahmetli İsmail Biçer'le beraber bir kahvehaneye gittik. Ben yani Türk Cumhuriyetlerinden bir Başkırdistan'da selamun aleyküm dedik. İşte içimizden birisi dedi ki burası Müslüman beldesi midir? Dedi ki selamı aldık ya ne soruyorsun? Yani Müslümanım dedi ya. Yani selamun aleyküm. Kimlik? O da aleyküm selam dedi. Dedi ki niçin soruyorsun biz selamınızı aldık sizin. Selamlaştık dedi. Ya. O zaman evet yani bir nevi Müslümanın parolası. Parolası, kimliği, ben evet, Müslümanım tabii demektir. Evet. Onun için insan olan zaten selamlaşır. Demin dediğiniz gibi bir Alman kendi dilinden selamlaşır. Bir efendim İngiliz kendi dilinden selamlaşır. Bir başka ülkeden olan kendi dilinden selamlaşır. Evet. Müslümanın selamı da budur. Diğerlerini de söyleyeceğiz inşallah. İnsan Allah'ın muhatabı. En şerefli mahlukat. İnsan makamları şereflendirir. Makamlar insanları şereflendirmiyor değil mi? Elbette. Onun yaratılış itibariyle Allah onu kendisine muhatap kılmış. Elbette. Değil mi yani? Elbette. Evet. Peki, Allah insanı onun için yaratmış. Yani insanı onun için Allah seviyor. Evet. İnsan olmasaydı ezelden beri var olan Allah'ın varlığından kimse haberdar olmayacaktı. Evet. Onun için Allah selamı aramızda kesmeyelim. Kesmeyelim. Evet. Birbirimize sevgimizi gösterelim. Gösterelim. Değil mi? Evet. Sevdiğimizi söyleyelim mümin kardeşlerimize. Şerefli yaşayalım, şerefli ölelim inşallah. İnşallah. Evet. Sizi dinlendirelim Sayın Hocam. İnşallah hocam. Bir kanun bakalım ne diyor bize. Kanunsuz iş yapmayız diyorsunuz. Evet, tamam, buyurun. Rast olsun ha.
Erlerde mine destur alalım, erlerde mine destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım, aşkın ateşine gel bir yanalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim, eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Günler geceler durmaz geçiyor, günler geceler durmaz geçiyor, sermayen olan ömrün bitiyor, sermayen olan ömrün bitiyor. Bülbüllere bak efkan ediyor, bülbüllere bak efkan ediyor, ey gonca açıl mevsim geçiyor, ey gonca açıl mevsim geçiyor. Dost, 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 dost. Devrana girip seyran edelim, devrana girip seyran edelim, eyvah demeden Allah diyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hasreti dildar ile giryan olayım. Yanayım ateşi aşkına yaşımı derdile nalan olayım. Thank you.
kabre kadar böyle susam olayım. Uslatı yar ile ancak şaduhandan olurum. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten teşekkür ederiz. Mest ettiniz. Rast makamında bir ilahi okuduk ve bir kaside okuduk. Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Bu konuyu müminin mümin üzerindeki haklarını biraz daha evet genişleterek anlatırsak, evet, selamlaşma ve hasta ziyareti evet dedik. Evet. Evet, müminin mümin üzerindeki haklarını sayıyorduk. Evet. Bazen hocalarımız bunu açıklarken şöyle derler: ahirette hesap gününde bakacaksın ki önünde bir kuyruk. Evet. Diyeceksin ki, ben sizi tanımıyorum, ne istiyorsunuz benden? Hakkımızı almaya geldik. Ben sizi tanımıyorum, ne hakkı? Sen bizim mahallede oturuyordun da bana selam vermiyordun. Sen aynı binada oturuyordun benimle de halimi hatırımı sormuyordun. Hastalandım da hastalığıma gelmedin. Geçmiş olsun demedin. Cenazeme iştirak etmedin. Sen camiye gittin de yalnız başına bana camiye gel, beraber gidelim demedin. Hakkımızı almaya geldik diyecekler. Onun için bunlar hakları, bu hakları müminin mümin üzerindeki haklarıdır. Yapıp yapmamakla bir takım sorumluluklar veya mükafatlar, cezalar olur. Evet. Şimdi birincisini söylemiştik. Selamlaşmak, selam verdiğinde selamını almak. İkincisi, hastalandığında ziyaret etmek. Evet. Raddüsselam ve iadetül meryil, hastalandığında onu ziyaret etmek. Bakınız, bir komşunuz, bir tanıdığınız hastalandı, gidip ona Allah sana şifa versin kardeşim demek bir duadır. Onun hakkıdır. Biz mazeretsiz onu, hasta olan bir kardeşimize ziyarete gitmez isek, o bizden o hakkını yarın hesap gününde isteyecek. Onun için Müslümanlar hastalandığında birbirlerini ziyaret ederler. Hatta öyle ki 5 vakit camiye gelmediği zaman bir Müslüman, hemen diğer cemaat derlermiş ki, ya İsmail Efendi camiye gelemedi, hemen gidelim. O ya öldü ya hastalandı. Ziyaretine gidelim. Peygamberimiz de bu konuya çok önem vermiş. Mesela camiye, mescide gelmeyenleri evine gider veya bir adam gönderir. Ne durumdadır? Bugün niye camiye gelmedi, mescide gelmedi? Bir şey mi var? Bakın, ilgilenin falan. Evet. Ve bunu dikkat çekiyor. Kaç tane camiye gelebilecek insan var? Kim camiye gelmiyor ya geliyor? Onları hep kontrol edermiş peygamber. Evet. Elbette. Tabii. Yani cemaat birliğin sembolü olduğu için, evet, camiye gelmediği zaman ya hastalanmıştır, başına, evet, önemli bir, evet, şey gelmiştir, hemen dediğiniz gibi ziyaretine bu giderlerdi. Bir hak. Bu bir haktır. Evet.
Üçüncüsü evet. ve teşmiyetül atız. Aksırırsa ona dua etmek. Evet. Yani aksırırsa bile dua. Öyle güzel bir din var ki hapşırma öyle güzel demiş. Tabii. Öyle güzel bize görevler, sorumluluklar vermiş ki öksürürse dua, hastalanırsa dua, evet. aksırırsa dua, evet. hastalanırsa dua. Ona da bir mümin aksırdığı zaman, hapşırdığı zaman karşı tarafın yerhamükallah, Allah sana rahmet etsin. Evet. Türkçe olarak bizde mesela onun yerine çok yaşa diyorlar. O da evet. bir dua yerine geçer evet. ama asr-ı saadete peygamberimiz yerhamükallah demiş. Evet. O da demiş ki ne bunun manası? Allah sana rahmet etsin. Evet. Allah'ın merhameti seninle olsun. Öbürü... Allah sana hastalık vermesin. Belki bir hapşırma, aksırma, belki evet. bir hastalığın, gelecek hastalığın işareti ya. Yehdi Allah ve yehdi bikumullah. Öbürü de ihdina ve yehdiyekumullah. Evet. Allah sana da bana da evet. sağlık, afiyet, evet. hidayet versin. Evet. O ne güzel bir duadır. Evet. Ondan sonra dördüncü görevde cenazesi olduğunda cenazesine katılmak. Evet. Müminin mümin üzerindeki hakkıdır. Cenazesine katılmazsa niye benim cenazeme katılmadın diye karşı taraf o hakkı isteyebilir. Burada bir şey sormak istiyorum. Sayın Estağfurullah. Hocam. Şimdi yeni fark ediyorum ben yeni yeni yapılmaya başladı. Cenazeyi defnediyorlar. Mezarın başında yemek veriyorlar. Yani işte bir şey getiriyorlar. Yiyecek ne varsa. Bunu nasıl görüyorsunuz İslam'a göre? Yani o cenaze evinin o telaşta evet. Yemek vermesi, cenaze evinin kendisinin yemek vermesini evet. biz onu mekruh görüyoruz. Evet. İyi bir davranış değil diyoruz. Çünkü evet. o onun matemi, onun zor günü. Evet. O durumda yemek yapmakla mı uğraşacak? Evet. Onun için Anadolu'da bizim adetlerimiz vardı. Cenazesi olduğu zaman birisinin komşular yemek yapıp götürürdü. Dolayısıyla kabrin başında o bizim adetlerimizden değil. Yani, o yok ama olursa da olan yerlerde varsa... Ha. Yani yakışık almıyor bu değil tabii, mi? Tabii doğru mezar, değil. Mezarın kenarında içinde tabii. ekmek yiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bir işte cenazeden dolayı bir yemek hoş veriyor. Olmuyor. Bu yani şık değil. Zaruret olmadıkça. Yani tamam, çok değil. Uzaktan gelmiştir, aç kalmıştır. Orada da çok kalmışsa efendim belki bir şeyler atıştırır. Yani o da haram diyemeyiz tamam, ama şık değil yani. Şık değil doğru. Tabii. Öbürü evet. de efendim. Cenaze. Katılıyoruz. Tabii. Cenazede işte o taziyede bulunuyoruz. Taziyede. Bunlar normal. Hastalandığı zaman mesela ölüm döşeğindeyse evet. gidiyoruz ona. Allah sana şifa versin. Eğer emri hak vaki olacak olursa iman ile ölmeyi nasip eylesin amin. Allah diye dua ediyoruz. Başında Yasin okuyoruz. Dualar okuyoruz. Bakınız daha vefat etmeden önce. Evet. Vefat ettikten sonra cenazesine katılıyoruz. Taziyesine katılıyoruz. Vaktimiz varsa kabre kadar gidiyoruz. Davete icabet. Öbürü de davete icabet. Evet. Davetül icabe. Ama meşru olan davetine. Mesela gel seninle kumar oynayalım derse o davet değildir. Evet. Meşru değildir. Meşru olan davete icabet etmek de müminin mümin üzerindeki haklarındandır. Tamam. Şimdi davet ediliyor mesela diyelim ki bir düğün var. Cemiyet var. Bu cemiyette çeşitli cemiyet şekilleri var yani. Kimisi alkol ikram ediyor düğün cemiyetinde. Bu davete de katılmak Müslümana caiz midir? Çok güzel bir soru sordunuz. Tabii. Haram varsa ona katılmamak uygundur. Evet. O zaman hediyesini verecekse, düğünse mesela gider hediyesini verir döner. Ama biliyorsa ki orada içki var, kumar var, Allah'ın yasakladığı şeyler var. Öyle davete icabet edilmez. Evet. O da doğru değildir. Meşru olan davete icabet etmek sünnettir diye onun için söylüyorum. Evet. Demek ki özetleyecek olursak değerli hocam. Evet. El müslimi ehul müslim. Mümin müminin kardeşidir. La evet. yazlimuhu ve la yuzlimuhu. Ona zulmetmez, zulme de terk etmez onu. Müslüman, Müslümanın ayıbını araştırmaz. Ayıbını görürse de örtmeye çalışır. Mümin müminin kardeşidir. İncinmez, onu incitmez, ondan da incinmez. Onun evet. için şuraya not almıştım ben. Alvarlı Muhammed Lütfi Hazretleri diyor ki, aşık der incitenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden. Yani arif olan incitenden de incinmez. Komşusunu incitmediği gibi evet. Ondan gelecek
incitmelerde de sabreder. Ondan da incinmez. Yani evet. İyi komşu nedir? Komşusuna eziyet etmeyen, komşusundan gelen eziyetlere de mümkün mertebe sabreden. Doğrusu budur. O da günün birinde anlayacaktır. O da düzelecektir. Onun için biz komşularımızla geçinirken onların haklarına bir evet. mümin olarak dikkat etmek zorundayız. Evet. Yukarıdan aşağıya halı kilim silkip de onun evet. odasına penceresine zarar vermemek evet. lazımdır değerli hocam. Evet, programın da sonuna yaklaştık. Yine bir kaside ile programımızı tamamlayacağız inşallah. Bir taksim icaz olabilir. Erkançan anarsam seni kararım kalmaz Allah. Senden gayrı gözüm yaşı kimseler silmez Allah'ım Allah'ım Sensin ismi baki olan sensin dillerde okunan senin aşkına
açılır bal bostanın, okunur dilde destanın, senin baktığın gülistanın, gülleri solmaz Allah'ın. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah bir dahaki Türkmenleri Televizyonu Ruh ve İnanç programında beraber olmayı ümit ediyoruz. Esen kalın, sağlıkla kalın.